Yoksul ve zengin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir Müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes herhangi mevkide olursa olsun bir oturuma girince nerede boş yer bulursa hemen oraya oturmalıdır. Benim canım şurasını istiyor görüşüyle özel bir yere oturmak gerekmez. O adam etrafına bakındı ve boş bir yer buldu, gitti oraya oturdu. Tesadüfen ileri gelen zenginlerden birisinin yanına oturmuştu. Zengin adam elbisesini toplayarak ondan biraz uzaklaştı. Bu hareketleri izleyen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek ''Fakirliğinden sana bir şey geçer diye mi korktun?'' Hayır ya Resulallah. Servetinden ona bir pay düşer diye mi korktun? Hayır ya Resulallah. Elbiselerin kirlenir diye mi korktun? Hayır ya Resulallah. O halde niçin yanından uzaklaşıp bir kenara çekildin? Yanlış bir iş yaptığımı ve hata ettiğimi itiraf ediyorum. Şimdi bu hatamın telafisi ve bu günahımın kefaresi olarak servetimin yarısını bu Müslüman kardeşime vermeye hazırım dedi. Çünkü ona karşı yanlış bir hareket yaptım. Beni bağışlayın ya Resulallah. Eski giyimli adam, fakat ben bunu kabul etmeye hazır değilim. Cemaat, niçin? Çünkü bir gün beni de bu gururun sarmasından ve bir Müslüman kardeşime bugün bu şahsın bana yaptığı gibi aynı hareketi yapmaktan korkuyorum der. Yahudinin selamı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ayşe, Resul-i Ekrem'in huzurunda oturmuştu ki, Yahudi bir adam içeri girdi. Girdiği anda selamun aleyküm yerine, Essamu aleyküm, yani ölüm üzerinize olsun dedi. Uzun sürmedi, başka biri daha geldi. O da selam yerine, ölüm üzerinize olsun dedi. Bunun tesadüf olmadığı malumdu. Resul-i Ekrem'i dille incitmek için yapılan bir plandı. Hazreti Ayşe çok öfkelendi ve ''Ölüm sizin üzerinize olsun'' diye bağırdı. Resul-i Ekrem buyurdu ki ''Ey Ayşe, küfür etme. Küfür şekillenirse en kötü ve çirkin bir biçimde mücessem olur. Yumuşaklık ve sabırlı olmak her neyin üzerine konursa onu güzelleştirir, süsler ve her şeyin üzerinden kaldırılırsa güzelliğini azaltır. Niçin sinirlenip öfkelendin? Hazreti Ayşe, görmüyor musun ya Resulallah? Bunlar küstahlık ederek, utanmadan selam yerine ne diyorlar? Evet, görüyorum. Onun için ben de, aleyküm, yani sizin üzerinize olsun diye cevap verdim. Bu kadarı kâfiydi. Herkes kendi ateşini getirir. Abbasilerin ünlü halifesi Harun Reşit zamanında yaşamış olan Behlül Dana, dönemin evliyasındandı. Zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı yapardı. Behlül Dana Hazretleri daima Harun Reşit'in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırdı. Bir gün Behlül Dana Hazretleri, üstü başı toz toprak içinde uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileriyle Harun Reşid'in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu, ''Bu ne hal Behlül? Nereden geliyorsun?'' ''Cehennemden geliyorum ey hükümdar.'' ''Ne işin vardı cehennemde?'' ''Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim.'' ''Peki getirebildin mi bari?'' ''Hayır efendim, getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm. Onlar, sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz. Ateşi herkes dünyadan kendisi getirir dediler.
hazırlayıp sunduğu kıssadan hisseler sona erdi.